Günaydın değerli seyirciler. Hani birbirlerini çok sevenler arasında sık sık söylenen bir şey vardır. Bir sistem dolu ifadedir bu. Hayatımı sana verdim denir. Ve böylece yani ben hayatımı sana verdim ama bunun karşılığında hiçbir şey alamadım gibi bir intiba uyandırır bu cümle. Ben ne zamandan beri? E, boksu sanki unutmuşum. Bakıyorum. Notlarımın arasına arkadaşlarımla konuşuyorum. Ne zamandan beri boksu unutmuşum? Boks programlarını yapmaz olmuşum. Olacak şey değil. Ben bu kadar sevdiğim boksu nasıl geride bırakırım? Güreş dedik Ayhan Sezer'le, Levent Erdoğan'la. Üst üste o şampiyonları, dünya şampiyonlarını anlattık. E, futbolla ilgili envai çeşit bilgiler verdik. Her türlü spordan yayınlar yaptık. Fakat boks deyince geride kaldı. ...geride kalmış daha doğrusu... ...yani e, hani derler ya böyle... ...kafama dank etti diye böyle bir tabir vardır... ...ağır bir tabirdir ama... ...yani boksta da yumruklar da ağırdır, serttir... ...boks deyince böyle biraz... ...yumruk, biraz e, gümrütlü sesler... ...akla e, gelmesi gerekir... ...evet gerek bizim... ...Türk boksu... ...gerekse Avrupa, Amerika'da... E, ...dünyanın her yerinde yapılan boks... ...bambaşka bir olaydır... ...sevgili seyirciler... ...ve ben bugün... Boksla ilgili tarihten bu yana bir program yapmaya karar verdim. Bunu belki e, bu birinci programda bitireceğiz. Pek tahmin etmiyorum. İki hafta belki üç hafta dahi sürebilir. Çünkü malzeme bol ve bunun içinde yaşayan adam benim. Şimdi değerli yönetmenimiz İbrahim Sayın, onun yardımcısı Mehmet Şuşoğlu ve benim yardımcım kardeşim. Bilal Temizel. Üçümüz birlikte inanır mısınız? Bugünkü birinci program ve ikinci program için tam 4 saat 5 saat çalıştık. Nereden nereye geldik? Ne zaman başlamış? Türkiye'de nasıl olmuş? Daha önce Orta Asya'da var mıymış? Osmanlı'da neymiş? Ondan sonra da futbolla ilişkileri var mıymış? Envai çeşit bilgiler, envai çeşit olaylarla birlikte huzurlarınıza çıktık. Ve şimdi başlıyoruz. Boks ne zaman başlıyor? Boksun ne zaman başladığını Türk tarihinde e, Orhan Ayhan kitabından hemen görebiliriz. 6000 yıllık Sümer ve Etik kalıntılarında Çin tarihinde Türklerin spora ilgisi geniş bir şekilde anlatılıyor. Avcılık, atçılık, kılıç, okçuluk, dağcılık, güreş, atlama, cirit, polo sporlarında ve topuzda anlatılıyor. E, spor yapılırken bir şeyi unutmuyoruz. Bir de tepük. Tepük de Kaşgarlı Mahmud'un da dediği gibi futbolu ilk oynayanlar Türkler ve Orta Asya'daki Türkler. Hani o devamlı Çinlilere karşı savaş veren Türkler. Bir derinin içine saman dolduruyorlar. Ağzını bağlıyorlar. Ondan sonra ayaklarıyla vurutturuyorlar. Arkasından koşuyorlar. İşte tekme gibi yani. Tekme, tepük. Bunlar hepsi birbirine benzeyen isimlerdir. Daha sonra tabii oradan Anadolu'ya, Macaristan'a, Finlandiya'ya, Orta Asya'dan Türklerin tabii çeşitli yolları var. Avrupa'ya doğru önce Anadolu daha sonra Avrupa'nın çeşitli yerlerine doğru ve yine İngiliz alfabesinde dahi Türkçe çok çok bol kelime vardır. Macarca'da öyledir, Finlandiya'da öyledir. Yani Türkler olaydır sevgili seyirciler. Türklüğümüzle gurur duyalım. Türklük bambaşka bir güçtür, bambaşka bir kaynaktır, medeniyettir, kuvvettir, savaşta zaferdir ve her şeyden öncesi adam olmaktır, insan olmaktır, hukuka saygılı ve sevgili olmaktır. Türkü bakın özetlemek dahi ne kadar zor. Ama hep güzel şeyler söyledim. Çünkü Türk'te kötü bir şey bulamazsınız. İhanetler vardır. Her toplumda vardır. Onu da kabul etmek lazımdır. O da eşyanın parçasından bir nesnedir. O da olacak. Önemli olan o ihanetlere kaptırmamak. İhanetlere e, güç vermemek. Başta onları temizlemek. Geliyoruz. Dünya tarihinde boks. Türkiye tarihinden bahsettikten sonra hemen önünde Şimdi e, kardeşlerimizle biraz önce söyledim ya size. E, Bilal'in önüne ben bazı notlar verdim e, Bilal kardeş James Fick 227. sayfada bu fotoğrafları arkadaşlarla birlikte size vereceğiz. Ben onun üstüne yorumlar yapacağım. 227 sayfayı çevirsinler. İşte burada James Fick. Şimdi James Fick nedir? James Fick 1720'de Londra'da şampiyon olan bir boksör. 1743'te ilk boks kurallarını hazırlayan İngiliz'dir. Ve de tarihe geçmiştir. Şimdi James ile birlikte yine boks tarihinin, dünya boks tarihinin başka isimlerinden de bahsedeceğim. Eskiden bokslar nasıl yapılırdı? Bokslar 50 round, 80 round, 100 round, 110 round. Bunlar gerçek değerli seyirciler. Adamların isimleri var, fotoğrafları var, çizilmiş resimleri var. Bakın yine şimdi buradaki Tom Creep ve Amerikalı Tom Molinix sert bir sol kroşeyle Molnix'i nakavt ediyor. Beyaz Zenci'yi nakavt ediyor. Ama onun dışında ilk şampiyon John Sullivan vardır. John Sullivan New Orleans'da Andy Bowen, Jack Burke arasında oynanan bir müsabakada 110 round dövüşmüşlerdir bunlar ve 110 round sonunda berabere kalırlar. Olaya bakın. 7 saat 19 dakika sürer. Bu ne güç, bu ne kuvvet, Bunlar hepsi doğru. Değerli seyirciler, yani bunlar böyle e, uydurma şeyler zannetmeyin. Bunlar dünya e, tarihine geçmiş e, önemli e, isimler, önemli adamlar. Tabii isimsiz olanlar da var. Çok daha eski yıllardan, çok daha eski yıllardan gladyatörler. Ellerinde silahlar, şunlar, bunlar ama mesela e, milattan önce 450'deki Atina'da yapılan olimpiyatlarda Boksörler ellerine kırılmış, parçalanmış demir parçalarını sıkıştırıp üstlerine eldiven giyer ve öyle dövüşürlerdi. Yani bunlar hepsi tabii aradan zaman geçince çeşitli kurallarla düzeltildi ve boks da normal bir spor haline geldi. Hep derler ki boks demek vahşet, boks vahşet, boks filan. Ben yıllardan beri boks anlatıyorum. Türkiye'de Eşref Şefik rahmetli benim hocamdır. Şimdi kardeşlerimiz Eşref Şefik'le benim bir fotoğrafımı getirecekler. Ee, ve o tarihe geçen fotoğraf Eşref abimizle çektiğim evinde çektiğim son fotoğraftır. Evimin önünde çekilen son fotoğraftır. Sonra kendisi vefat etti. Buradaki fotoğrafta bambaşka bir şey. 6 Mayıs 1927 İstanbul Radyosu'nda ilk anons yapılıyor sevgili seyirciler. Sirkeci'de Postanede, büyük postaneydi onun adı. Eşref Şefik ilk anonsu yapıyor. Alo, alo, muhterem samiin, dedikten sonra Fransızca devam ediyor. Çünkü tahsilini bir paşa oğludur. Paris'te yapmıştır Eşref Şefik. Paris'te Balkan Savaşları ve diğer savaşlar çıktığı için yarım kesmiştir e, tahsilini. Çanakkale'ye koşmuştur yedek subay olarak orada. 250 bin şehit vermişizdir. Fakat Eşref Şefik e, bize sağlıklı olarak dönmüş ve Türkiye'de boksu aynı zamanda güreş spikerliği ile ilgili de olarak güreşi de sırtlamıştır. Eşref Şefik önce güreş federasyonundaydı. Bakın burada ölümünden 6-7 ay önce alıyorum kendisini evinden TRT muhabirleri ve Taksim'deyiz. Evladım dedi, ben dedi kalp rahatsızıyım dedi. Alma beni dedi. Hocam dedim TRT'de hiç fotoğrafınız yok. Ne olur gelin hava da güzel. Şöyle bir foto çekelim ve tarihe gelsin. Nitekim bu tarihe geçen bir fotoğraftır. Eşref Hoca bir de benim aynı zamanda boksla ilgili birçok bilgi aldığım ve de 1743 isimli 1743 isimli bir boks kitabında ilk boks kitabıdır bu. Yazdığım bilgileri alarak yazdığım kişidir. Şimdi queens Queensberry kuralları vardır değerli seyirciler. Esas boksu başlatan bu kurallar. Önce 3 dakika üzerinden e, James Fick 3 dakika üzerinden e, kuralları koyuyor. Queensberry kuralları 1847 ah yok 1743 evet. Hyde Park'ta yapılan bir müsabakada 1743'te bu kurallar gelir. Daha sonra 1800'ü doğru belirim dediğim 1867'de Queensberry 3 dakika sınırlaması ile eldiven takma mecburiyeti getirilmiştir. Ve yine de o sıralarda hava kararına kadar 50 round, 70 round, 80 round dövüşülürdü. E tabi şimdi Türkiye'ye bu işin yansıması nasıl olacaktı? Türkiye'de batıya açılan pencere nedir değerli seyirciler? Galatasaray Lisesi'dir. Galatasaray Lisesi'nde bütün hocalar yabancı. Hepsi Fransa'dan gelen hocalar. Dolayısıyla oradan gelen jimnastik öğretmenleri sadece futbol değil, güreş, boks, diğer sporların hepsini Galatasaraylılara öğretiyorlar. 1904 yılında Doğan, Diyarbakır'da doğan bir hakimin oğlu Sabri Mahir Galatasaray lisesine gelir. Galatasaray Lisesi'nde ilk boksları yapmaya başlar. Hocası bir Fransızdır. Şimdi sayfaları yavaş yavaş çeviriyorum. Yavaş yavaş çevirdikten sonra önümüze ne çıkıyor? İstanbul Ligi'nde ilk şampiyon olan Türk takımı Galatasaray ve kazandıkları Şilt. İşte burada kim? Şimdi soldan itibaren gelen oyuncular ilk Türk şampiyonudur bu. Hep Rumlar, Ermeniler, İngilizler, İzmir'den gelen Levantenler 1904'e kadar, 1901-1904'e kadar şampiyonluğu ele geçirirlerdi. Fakat 1909-10-11 3 yılda 2 şampiyonluğu alan ilk takım Galatasaray'dır. Burada hemen isimleri vereyim. Soldan yukarıdan kazanılıyor. Adnan İbrahim, Mile Bakic, Ali Samiyen. Kafası kasketli, kafası e, kapalı olan e, Ali Samiyen. Daha sonra Ahmet Robinson. 4 numara. Ahmet Robinson bir e, İngiliz albayın oğludur. Hint asıllı İngiliz albayın oğludur. Abisi Abdülhamit tarafından e, ülkeye vatandaş yapılmış ve bir uçak, bir savaşta e, uçağa düşerek e, Osmanlı şehidi olmuştur. Robinson da öyledir. Antrenörlükler yapmıştır, federasyon başkanlıkları, kalecilikler, başkanlıklar, her türlü sporu yapmıştır. Dolayısıyla bu çok önemli bir kadrodur. Şimdi bu isimlerle fazla sizin vaktinizi almak istemiyorum. Aşağıya, sol aşağıya geçiyorum. Soldan oturanlar arasında 10 numara yazan, 10 numara yazan kişi Sabri Mahir'dir. Bu Sabri Mahir olağanüstü güçlü, kuvvetli bir boksördür. Olağanüstü milliyetçidir ve sırf boksta değil, e, futbolda da son derece önemlidir. Sabri Mahir'i bu programın içine sığdırmayı Kendime uygun görmedim. Çünkü Sabri Mahir'le anlatacak o kadar çok şey, o kadar çok şey var ki. Dünya çapında e, bir adamdır. Müthiş boksördür. Rasint'te teknik direktörlük yapmıştır. Kaptanlık yapmıştır. Dünya çapında en büyük boksörlerden biri Joe Louis'i indirmiştir. Kendisi değil, yetiştirdiği hoca. Dolayısıyla şu anda Sabri Mahir'in huzurunda ve Sabri Mahir'in ruhundan özür diliyorum. Ama Sabri Mahir'i uzun bir programda sizlerin huzurlarına getireceğim. Çünkü ben bu Sabri Mahir programlarıyla daha önce gerekse Spor Yazarları Derneği'nde, gerekse Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde birincilikler kazandım değerli seyirciler. Geçiyoruz şimdi sayfalarımızı. Arkadaşlarımız İbrahim Sayın Mehmet Şuşoğlu ve Bilal Temizel adeta benim ağzımdan çıkacak numaraları şimdi Görmek istiyorlar. Esat Cemiloğlu var mesela. Esat Cemiloğlu e, Diyarbakırlıdır. 1904-1980 arası yaşamıştır. Esat Cemiloğlu'nun fotoğrafı sadece bende kaldı. E, şimdi İbrahim Sayın kardeş, yönetmenimiz şunu bana, e, şunu sevgili seyircilerimize gösteriver. Bu da Sabri Mahir ile birlikte aynı yıllarda e, dövüşe başlayan birisidir. Önemli bir adamdır ve hemen ne olduğunu söyleyeyim. Ziraat yüksek mühendisidir, boksördür, şairdir ve Cemil Zade, Cemil Paşa Paşazade Mustafa Bey'in oğludur. Ee, İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da e, teraki, e, Burhan Terakki İlkokulu'nda okuduktan sonra Diyarbakır e, Sultanisi Diyarbakır Lisesi'nde okur. İstanbul Erkek Lisesi'nde benim okulumdur, orada okur bitirir, Fransa'ya gönderilir. Orada boksa başlar. Fransa'da Montpellier'de Ziraat Yüksek Mühendisliğini bitirdikten sonra tekrar Diyarbakır'a döner. 1930 yılında da Diyarbakır'da işlerini bitirdikten çeşitli devlet hizmetleri yaptıktan sonra Ankara'ya gelir. Ankara'da boksu başlatır. Böyle bir adamdır. Dolayısıyla Esat Cemiloğlu boksumuzun uzun yıllar içinde bulunan birisidir. Kendisini rahmetle anıyorum. Evet, Tekrar notlarımıza geliyoruz. Şimdi sırada ne var arkadaşlarımızı e, dikkatini şaşırtmamak için. Çünkü söyledim ya 4 kişi 5 kişi çalıştık bu programı hazırlamak için sevgili seyirciler. Türkiye'de ilkler var. İlk Türk boksörünün Sabri Mahir olduğunu söyledik. Bir de ajan boksörler var. Evet değerli seyirciler 234. sayfadayız. Bakın hemen yukarıda. Böyle bir e, acayip bir bakışlı adam. Türk istihbarat tarihinin en büyük isimlerinden, bunu orta yaşın biraz üzerindeki isimler çok iyi bilir. Teşkilat-ı Mahsusa'nın çok önemli ajanlarından ve aynı zamanda Teşkilat-ı Mahsusa yani şimdiki MIT. Çok güçlüydük. Her alanda son derece güçlüydük. İngilizlerle karşı karşıya az mücadele vermedik. Çoğunu da kazandık. Onu da sizlere söyleyeyim. Bu meşhur İngiliz Kemal. Büyük ajan, boksör Esat Tomruk. Ee, Türk siyasi tarihinde 20'lerin en büyük casusu olarak nam yapar. İngiliz Kemal adıyla bilinir. Çünkü e, lisanı e, boldur. Galatasaray Sultanisi'nde e, okur. İstihbarat tarihinin en önemli adamlarından birisidir ve e, lisanlara bakın. İngilizce, Fransızca, Rumca ve İtalyanca bilen bir elemandır. Dolayısıyla İngiliz Kemal'in yaptıkları sadece bu kadar özetlenebilir. Çünkü koskoca kitabının yazılması gerekir. Bir ara ters düşer, yanlış anlaşılır, İngiltere'ye kaçar. İngiltere'ye kaçtıktan sonra tekrar Türkiye'ye gelir. Ve Türkiye'de e, İngiliz Kemal e, lakabıyla büyük hizmetlerde bulunup savaşlarda e, kan döker ve aynı zamanda ee, 1966'da da vefat eder. Daha sonra hemen yukarıda iki fotoğraf var. Birisi soldaki hariciyeci Nazmi, sağdaki ise Metin Olgaç. Metin Olgaç benim çok yakın dostumdu. Aynı zamanda Türkiye Boks Federasyonu'nda ben e, as başkanlık yaparken o da aynı görevdeydi. 1971'de e, gittiğimiz Madrid'de Avrupa Şampiyonası'nda Zamanın Boks Federasyonu Başkanı'nın dalgınlığı mı olacak? Hoşnutsuzluğu mu olacak? Artık dedikodu olmasın bu. Rahmetle anıyorum hepsini tabii ki. Metin Olgaç'a o da bile ayırmamışlardı. Ve ben kendi odamda misafir ettim onu. Böyle olaylarda yaşamışızdır. Ben e, biraz da kendimden bahsedeyim tabii. Ne kadar yani bu nasıl boksun içindesin? Ben boksun içinde babam vefa kulübünde başkanlık yaparken beni basketbol oynamak için oraya gönderdi. Daha sonra futbol oynadık. Futbol oynayınca e, ayağım kırıldı ki iyi olmuş. Çünkü ben o zaman burada hancı oldum. Yoksa eskiden Gazozana futbol oynayan bir topçu olup tarihe bile geçmeyecektik. Dolayısıyla boksu çok seviyordum orada. Boks şubesi kurdurdum babama. Boks şubesini kurduktan sonra da boksun devamlı içinde oldum. Bütün şampiyonlara gittim. 1959 yılında e, boksun temsilcisi oldum. Federasyon temsilcisi oldum. İlk icraatim Adana'dadır. Ondan sonra Türkiye'de e, Boks Federasyonu As başkanlığı yaptığım Kickboks Federasyonu'nun kurucu as başkanı oldum. Son genel kurulda Kickboks Federasyonu'nun genel kurulunda e, beni onursal ölünceye kadar onursal başkan olarak seçtiler sevgili seyirciler. Bu da benim e, önemli bir gururumdur. Bir başka özelliğim vardır. AIBA Amateur International Boxing Federation dediğimiz yani Dünya Boks Birliği'nde e, önemli bir görevim vardı. Uzun yıllar orada çalıştım. E, PR komitesinde görevliydim. Arkadaşlarımız e, şimdi işte o fotoğrafı da bana o rozetin takılış fotoğrafını da Emil Zechtev tarafından takılışını Bulgar Emil Zechtev tarafından takılışında e, görüntüye getiriyorlar. Kendisi uzun yıllar oldu vefat ederi ama çok da e, boksörlerimizin canını yakmıştır. Seyfi Tatar'ı olimpiyatlarda madalyadan etmiştir. 3-2'lik mağlubiyetle. Başka müsabakalarda yine 3-2'lik, 3-2'lik mağlubiyetlerle e, biz 5. E, olmuşuzdur. Seyfi Tatar, Celal, Sandal. Bunlar daha ilerleyen e, programımızın ilerleyen e, saatlerinde veya önümüzdeki hafta bu e, Büyük savaşçıları da seyredeceksiniz. Ve şimdi 234'te bir beden eğitimi öğretmeni Zeynel Abidin Akandere vardır. Zeynel Abidin Akandere'yi şu anda görüyorsunuz gardına almış. 1918'in isim yapmış öğretmenlerinden birisidir. Eşref Şefik çok yardım etmiştir. E, orta ve lise dereceli 35 okulda milli eğitim hizmeti yapar. Kadıköy Sultanisi, Galatasaray Lisesi, Ankara Erkek Lisesi, Şişli Terakki, Vefa, Haydarpaşa, Üsküdar Erkek Liseleri. Hepsinde e, görevleri vardır. E, emekliye ayrıldığı zaman 41 yıl 8 ayı geride bırakmıştır. Çok da önemli. Vurduğunu indiren bir boksördü. Şimdi geliyoruz. 235. sayfada bir fotoğraf gösterecektim size ama 235'i değil. 238'i alsın arkadaşlarımız. 238'i. İbrahim Sayın, Mehmet Şuşoğlu ve Bilal Temizel. 238'de bakın ne var? Rinklerin ilk kurbanı. Ermeni pakarat tahtacıyan. Nedir bu? Bir poz vermiş. Altında da e, pantolonu. Ermeni pakarat tahtacıyan. Ermenilerin meşhurdur zeytinyağlıları. Ben de Kınalı Adalı olduğum için hep aynı o e, tağımdan, o zevkten tatmışızdır yani. E, bir bayram günü galiba. Bir Ermeni bayramı e, annesinin e, yapmış olduğu e, plaki, fasulye plakisini kaşıklarla böyle götürüyor, götürüyor ve de maçı var. Önemli bir maçı var. Annesi oğlum diyor fazla yeme diyor. Yok diyor. Ben de diyor kuvvetliyim diyor. Vurdu mu indiririm diyor. İyice dolduruyor göbeği. Ondan sonra ringe çıkıyor. Maçı Eşref Şefik anlatıyor. Ve Mazlumidis diye de bir adam var. Mazlumidis Rum boksör. Ama muhteşem bir boksör. Boksu bıraktıktan sonra işte burada görüyorsunuz. Boksu bıraktıktan sonra kendisi hakemlik yapıyor. Bu müsabakada da e, Pakarat'a düşman. Bir dövmeye başlıyor. Bir dövmeye başlıyor. Eşref Şefik bırak artık diyor. Devamlı bağırıyor ringin köşesinden. Hem maç anlatıyor hem bunlara talimat veriyor. Çünkü Eşref Şefik mühim adam. Ne dese olmuyor. 8 round sonra yere yıkılıyor Pakarat. Hastaneye kaldırıyorlar ve vefat ediyor. Mazlumidis ise Paris'e gidiyor vicdan azabından Türkiye'de yaşayamıyor Paris'e gidiyor orada bokslarına devam ediyor Antrenörlüğüne devam ediyor İsmi de Mazlumidis Efendi Mazlumidis Efendi rum boksör Mazlumidis Mazlum Efendi Mazlum Efendi kitabın e, sayfalarında e, bu da bir e, mevcudiyet olarak vardır daha sonra önemli adamlar futbolcular da bu devrenin içine giriyor değerli seyirciler. Mesela Cihat Vurucu var. Bu pakaratla ilgili fotoğrafın altında. Şimdi yönetmenimiz İbrahim Sayın e, benim bu ifademden sonra o Cihat Vurucuyu da e, biraz sonra evet işte burada Cihat Vurucu zamanın çok önemli bir boksörü. Ankara'dan bir müsabaka sonucu Türkiye e, İstanbul'a gelirken kolunu otobüsten uzatıyor. O zaman yollar dar, iki otobüs böyle birbirine değmeden teğet geçerken onun kolu kopu veriyor. Cihat Vurucu rahmetli uzun yıllar, uzun yıllar e, boksörlük ve antrenörlük yaptı. Tek eliyle dövüştü. Önüne geleni patakladı. Sonra da antrenör olarak hizmet verdi ve vefat etti. Evet, şimdi geliyoruz. 236 sayfa 236. 1928 Amsterdam olimpiyatlarına giden milli futbol takımımız Macaristan'a 7-1 yeniliyor. Bakın burada kim var? Bir yuvarlak içinde, bir yuvarlak içinde Yavuz lakaplı İsmet Ulu var. İsmet Ulu Galatasaray Lisesi'nden mezun, Galatasaray'da okuyan Galatasaray Lisesi'nden geçip Fenerbahçe'nin kurucuları ve takım oyuncuları arasına giren bir eleman. Aynı zamanda Fenerbahçe'de muhteşem bir başkanlık yaptı. Son derece değerli bir başkanlık yaptı. Şampiyonluklar kazandırdı. Fakat olağanüstü bir boksördü. Burada yabancı gemilerden İngilizler devamlı onu çağırırlar. O da İngiliz gemilerinde önüne geleni pataklardı. Nakavt etmediği İngiliz kalmadı. Türkiye için adeta bir gurur olmuştu. Burada işte fotoğrafta, Yavuz İsmet Ulu e, yuvarlak bir e, yuvarlak bir e, renk içinde size sunuyorum soldan üçüncü yukarıda e, takımda e, Burhan Atak, Kadri Göktulga, Yavuz İsmet Ulu, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Nihat Bektik, Aslan Nihat, Mehmet Leblebi, Antrenör Tot, soldan alt sırada Ulvi Yenal, daha sonra Galatasaray Başkanı olacak, Muslih Peykoğlu, e, müthiş bir e, Galatasaraylı ve aynı zamanda çok çok isim yani önemli bir şehittir ve e, tek gönlümüz de burada bombacı Bekir Atar. Onu da sizlere ifade ile bildirmek istiyorum. Geliyoruz 237. sayfaya. 237. sayfada boksör ve masör, fizik uzmanı Yorgo Tagar var. Yorgo Tagar çok önemli işler yapmıştır. Modern boksu öğretmiştir boksörlerimize. Bütün hastalara deva vermiştir. Hepsine şifa vermiştir. Aynı zamanda çok da takım çalıştırmıştır. Başta da Galatasaray. Galatasaray'da 1961-62 şampiyonluk fotoğrafını koyuyor şimdi bizim teknik üçlü İbrahim Sayın Mehmet Şuşoğlu ve Bilal Temizel. Bunları hemen sizlere isim olarak bahsetmek istiyorum. Ayaktakiler soldan Talat, Naci, Erdal, Ahmet Duna, Turan, Ertan, Mustafa... Yorgut Agar yukarıda sağda. Ortada soldan Uğur, Bekir, Kadri, Doğan, Metin, Gündüz, Kılıç, Mustafa, Yılmaz, Engin, Tarık ve Ayhan. Kaleciler soldan Osman, Turgay, Bülent ve Yervant Balcı. Yervant bizim Kınalı Adalı'dır. Orada da artık bırakın da Kınalı Adaya benim torpilim olsun. Değerli seyirciler program biter ama boks bitmez. Benim büyük aşkım boks hiçbir zamanda bitmeyecek. Önümüzdeki hafta boksa devam edeceğiz. Sevgiler ve saygılarla ayrılıyorum. Hoşçakalın.